Femen sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 3. sezonu ilk bölümüne sizlerle birlikteyiz. 30. bölüm olması lazım. Eğer hesaplamalarımda bir yanlışlık yoksa e, dolu dolu iki sezon yaşadık. İki Türkiye Kupası bir süper e, bir lig kupası şampiyonluk yani. Bir de süper kupamız var. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynamıştık biliyorsunuz. E, şimdi Kayseri spor maçından önce biraz e, bu bölümde değişiklik yapacağım. Dünyadaki transferleri de size göstermeyi amaçlıyorum. İsterseniz bir transfer sezonu genel dünyada bakalım. Sonra daha böyle lokale kendi takımımıza ineriz. E, buradan dünyayı seçtik. Nereleri seçtik? Nerelere geldik? Çok yanlış şeyler yapıyorum şu an sanki dünya transferler. Evet. E, transfer tabi Haziran'ı geç. E, biz şey pardon Mayıs'ı geç bizi ilgilendiren Haziran ayından başlayan transferler. Çünkü Avrupa'daki transferler Haziran'da başlıyor. E, şimdi Haziran ayının e, transfer şampiyonu Monaco olmuş. 35,5 milyon euro ve e, diğer artılarla 53 milyon euroya ulaşacak. Bizi Kovic hamlesi gelmiş. Benfica'dan almışlar. Everton Jeremio'dan Monterrey kulübüne gitmiş. 10.75 milyon euro. Scarpa sizlerden de bu oyuncuyla alakalı tavsiye gelmişti. Stock City'ye gitmiş 8 milyon euroya 14 milyon euroda da bedele çıkabilir. Biz kim almışız? Benjamin Mendy'yi almışız 7.5 milyon euroya. Ringtone yalnız var ya iki tane iyi oyuncu satmış. Yani 15-14 milyon euro falan para almış burada. Şimdi ne var burada? Başka, ilk 5'te başka yok. Geri kalanlar standart transferler. Temmuz ayına geliyoruz. Yuh! 96 milyon euro. Manchester City 50 milyon euro. Kim? Renato Sanchez William Carvalho'yu almış. Yalnız 96 milyon 50 milyon euro. Üf! İki transferi 140 milyon euro vermiş. Weiser Dortmund'dan ba Bayern'e gitmiş. Gene şey... Ee... <laughs> Bayern Münih'in Almanya'yı sömürme olayı devam ediyor. Ha bu arada bu bölümde ve birkaç bölümde daha olacak herhalde. İki kişi sunuyoruz. Yani iki kişi yayın yapıyoruz veya iki kişi kayıt yapıyoruz daha Bu şurada bir sivilce var görüyorsunuz. Kocaman bir sivilce. Düşünün yani kameradan da takip edilecek, yani görülebilecek kadar büyük bir sivilce. Uzaydan göründüğüne dair söylemler var ama uzaya çıkıp görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. E, Goretzka Schalke'den Liverpool'a gitmiş 35 milyon euro. Sporting'den Borja'yı da Juventus almış 29,5 milyon euro. Yalnız e, Temmuz ayı en fazla paranın ahacandığı ay gibi geliyor. Ağustos ayında neler olmuş? Chelsea'den Dortmund'a biraz daha hızlar kesilmiş. 20-30 milyon euro civarlarına düşünmüş. Burada bizim de bir transferimiz var. Axel Tuanzebe almışız Manchester United'tan 6 milyon euro para harcamışız. Evet bayağı hareketli geçmiş burada. Manchester City burayı kasıp kavurmuş. Vallahi deli transferler yapmışlar yalnız. İki tane adama 150 milyon euro para bayılmışlar. Ee, buradan bir de Dünya Kulüpler sıralamasına bakalım. Buradaki listede 74 tane takım var. Nasıl baktın diyorsanız böyle bir listede sıralama yoksa siz de şöyle yapabilirsiniz. Herhangi bir yeri seçip CTRL A yapıp bütün listeyi seçiyorsunuz. Sağ tuş tıkladığınız zaman burada kaç tane takım olduğu çıkıyor. Zaten 75 takım varmış burada biz 74. sıradayız görüyorsunuz. Burada en alt sıraya gelmişiz. 74. sıradayız. Nice'ın bir üstündeyiz. Dünya sıralaması tabii bu Avrupa sıralaması değil. Şurada görüyorsunuz şey takımları var. Avrupa'da da bakarız kaçıncı sırada olduğumuz ama biz dünya kulüp olma yolunda ilerlediğimiz için dünya sıralaması bizi ilgilendiriyor. Mali duruma bakalım. Mali durumda 46. sıradayız. 211 milyon euro. Listede başka Türk yok mu ya? Şuradaki takım Beşiktaş 90. 114 Galatasaray 93. 111 milyon euro. Tabi burada biz 2-3 senedir harcadıklarımıza çok dikkat ettik. Bu sene transferi çok para harcadım. Ya Çok para harcadım derken ölü yatırım hiç yapmadım. Hep para getirecek oyuncular aldım. Yani 7.5 milyon euro bir oyuncuya verdim ama 25-26 yaşında 2 sene sonra ben oyuncu 15 milyon euroya satacağım belki de. Burada da fena sırada değiliz 46. sıradayız daha iyi olacağımıza inanıyorum ben zaman geçtikçe burada ligler kupalar hadi bir liglere bakalım burada Türkiye baya aşağılarda tabi bütün dünyada Brezilya ligi Meksika ligi Arjantin ligi var 13. sıradayız burada tabi normalde 9. sırada falanız Avrupa'da. Kupalara bakmaya gerek yok bunlara. burada daha başka bir şey bakılacak bir şey yok zaten. değişiklik olsun. Dünyadaki para harcanan transferleri de görelim adına böyle bir şey yaptık. şimdi hemen transfer geçmişinden oyunculara bakalım. Şimdi 14 milyon euroluk oyuncu satmışız. 29,5 milyon euroluk oyuncu satın almışız. Kimi sattık? Hemen söyleyelim. Mehmet Ekici'yi satmışız. 10,5 milyon diyor. Ee, eklerle birlikte ama şu ana kadarki masraf 6.75 7.5 7, milyon euroya falan çıkacaktır ama 10 milyon euroya ulaşması çok zor. Haydara'yı sattık 2.8 milyon euro 4 milyon euroda büyük ihtimal bunu da alacağım ama 4 milyon euroyu çünkü 50 maça çıkacaktır diye düşünüyorum. Kayseri ile Emre Çolak'a sattık. Mehmet Topal'ı gönderdik. Mehmet Topal'ı hem yaşlı olduğu için hem de 2.6 milyon euroluk maaş olduğu için gönderdim. Hasan Ali Kaldırım'ı Mesle gönderdik. Kadleç'i bedelsiz olarak gönderdik. Geri kalan oyuncular da bu oyuncuları da zaten yeni transfer ettik. Onlardan da bahsedeceğim kiralık gidenlerden. Şimdi genç oyunculardan başlayalım. İbrahim Al-Enezi. Suudi Arabistanlı. Orta saha oyuncusu. Gelecek vadede görüyorsunuz potansiyeli 4.5 yıldız. Kullanmaya çalışacağız. Tekniği çok düşük. Karar alması bayağı iyi yaşına göre. Tekniği biraz geliştirirsek bizim orta saha oyuncumuz olabilir. Fiziksel olarak yerinde. Hani boyu falan uzayacaktır yaşına göre ama teknik olarak gelişim gösterebilirse kadromuzun oyuncusu olacaktır. İsmail, Ben Başakşehir'e kiraladık ve Başakşehir'de e kiralarken kilit oyuncu olarak kiraladık. Eğer ki oynatmazsa Başakşehir'de bize aylık olarak 250 bin euro ödeyecek. Yüksek bir bedel istedik aylık olarak. Yani Ben Tayyip %100 oynayacaktır diye düşünüyorum. Zaten potansiyeli 5 yıldız. E, sürat falan baya yerinde. Pas, e, vizyon çok iyi. Tekniğini geliştireceğine inanıyorum ben. E, zihinsel olarak da biraz gelişim, biraz da teknik olarak gelişirse daha 19 yaşında çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benjamin Mendy'yi aldık. Sol beke Haydra ile alakalı sıkıntılarımız vardı biliyorsunuz. Aslında sıkıntı da değil de biraz yetersiz kaldığı bazı durumlar oluyordu. Benjamin Mendy'yi aldık 7.5 milyon euro ki Manchester City buna çok para yatırmıştı. Buradaki 12 milyon euro değil de sanki biraz daha fazla para verdi diye hatırlıyorum ben. Hemen şunu biraz azarlayalım ya. Antrenman seviyesini eleştirelim. Evet. Antrenman seviyesini arttırsın. Mendy'nin oyun tercihleri çok etkili olabilir oyun içinde. Yani işte ver kaç yapar uygun olduğunda hücuma çıkar sol kanattan bindirmeler yapar. Mariano'ya benzetiyorum ben. Tim Klose'yi almışız. Stoper'deki e, oyuncu yelpazemizi genişletmek için aldık. Güçlü bir stoper. Fizikli, boylu, hava toplarına hakim, yiğiten güveni, güveninin yokluğunda onu aratmayacak bir oyuncu aynı zamanda. Bu sezon e, pas e, kullanan stoper kullanmayacağım. Yani iki stoperimde kısa pas oynayacak. E, pasör stoper olarak kullanmayacağım. O yüzden... Yiğitan'ın yokluğunda uzun boylu stoper olarak Tim Kulosa'yı kullanacağız. Hava toplarında hakim görüyorsunuz. Carvalho sizlerin önerdiği bir oyuncuydu zaten. Devre arasında kiralıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yok kiralık da değilmiş sallamışım. E, alamamıştık ya da paramız yoktu zaten. Çok da cüzi bir rakam aldık. Yani 500, 275 bin euro gibi çok komik bir rakam. Bu oyuncuyu almışız. Oyuncu da zaten en hoşuma giden olay verkaç yapar. Ben... E, biraz tiki takaya benzer bir taktik yaptım. ona benzer bir oyun sergilemeye çalışacağız ki bu dar alanda pas oyunlarında verkaç yapar. Bir orta sahadaki özelliği çok iyi seviye. Öbür orta saha oyuncum da bir tane birazdan gene geleceğiz. Onda da bu özellik var. Diğer orta saha oyuncularımda verkaç yapar özelliğini kullanıyorum. biliyorsunuz Barcelona dar alanda çok iyi işler yapıyor. Niye yapıyor? Sürekli olarak verkaç yapıyorlar o yüzden. E, tabii şu an değil Guardiola'nın Barcelona'sından bahsediyoruz. E i̇nşallah ben de ona benzer bir şeyler yapabilirim. E, oyunun yönünü diğer kanada değiştirmeyi sever. Sık sık topla beraber koşar. Çok özel bir oyuncu. İnşallah daha da iyi durumlara gelir. Şimdi geldik Charles Alena. 2 yıl kiraladık. Benim bu e, serideki ilk oyunumda da Fenerbahçe'yi kiralamıştım. Yalnız resmi çok kötüymüş. Eski resmi daha iyiydi ya. Sevecen de bu ne böyle gözleri bozuk adamlar olur ya böyle. Gözlerini kısarlar. Yani böyle gözlüğünü çıkartıp kısarak bakarlar. Öyle bakmış. E, bu arada gayet iyi bir oyuncu. Görüyorsunuz ver kaç yapar özelliği bunda da var. Tekniği çok iyi. Mehmet Ekeci'yi gönderdik. Serbest vuruşları bu vatandaşa kullandıracağız. Hatta şuradan da serbest vuruşlar çalıştıralım biraz. E, serbest vuruşları buna kullandırtacağız bu arkadaşa. Biraz daha iyi bir oyuncu. Tekniği çok iyi. Ben ona güveniyorum. Dar alanda iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum. Luka Jovic'i kiraladık. 2 yıllık hücum hattında bize inşallah katkısı olur ve bir süre sonra da kadromuza tamamen katarız diye düşünüyorum. Orta sahaya bir oyuncu daha güçlü. Daniel Amartey artık seviyeler yükseldikçe takımında parası oldukça daha da kaliteli oyuncular gelecek görüyorsunuz. Amartey'i takımın defansif anlamda çok büyük yükünü kaldıracak bir oyuncu hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de işte pozisyon alma bilgisi vesaire çok ileri seviye değil henüz 24 yaşında gelişimi gösterecektir şu an bizim oyuncumuz olmasa da belki bizim oyuncumuz olabilir ileride ama çok kaliteli hırslı cesur bir oyuncu inşallah verim alırız diye düşünüyorum kaleye de biraz para harcadık 7 milyon euro verdik zoyet aldım Güzel bir oyuncu e, alırken dikkat ettiğim özellikleri söyleyeyim size e, birebir aslında çok şey değil e, ne diyeyim size çok benim için referans değil çeviklik e, bölge hakimiyeti elle kontrol elle oyun başlatmaya da gerek yok e, hava topları biraz daha iyi olsa aslında fena olmazdı ama iletişim ve reflekslere baktım ben e, iyi daha iyi kaleciler de vardı gerçekten şu e, zaten şeyleri acayip bir olay. Karar alması gerçekten kalecinin o kısıtlı zamanda hani bazen karar alması gerekir ya işte oradaki karar alma devreye girecek. Zihinsel özellikten hiçbir şey söylemiyorum. Zaten üst seviye zihinsel özellikler. Orta saha oyuncusu zihinsel özellikleri var diyeyim size. Çok beğendiğim bir kaleci. Daha 28 yaşında eğer kadromuzda kalırsa 6 sene oynatabileceğimiz bir kaleci minimum. Ve gelelim benim en beğendiğim transferime. Axel Twanzebe 6 milyon euro verdim ama gerçekten hiç gözümü kapatma, kapat kırpmadan verdim. 21 yaşındaki bir stoper ve İngiliz. Biliyorsunuz İngiliz stoperlerin piyasası çok oluyor. Potansiyel yeteneği 5 yıldız. Zaten hava toplarında fena değil. Zıplaması falan iyi. <laughs> süratli de bir oyuncu. Hani geriye atılacak, defans arkası atılacak toplara yetişebilecek kapasitede bir oyuncu. Zihinsel olarak da baktığımız zaman fena değil. Daha 21 yaşında üstüne çok koyacaktır bu oyuncu. Ee, herhalde aldığımız paranın bir 4-5 katına satarız diye düşünüyorum. Charlie Taylor da sizlerden gelen bir oyuncuydu. Axel de sizlerden gelen bir oyuncu olabilir. Şimdi tam emin değilim ama Charlie Taylor'dan eminim sizlerden gelen bir oyuncuydu. Ee, orta kalitesi Top kapma kalitesi gerçekten çok iyi. Vücut zindeliği falan. Ee, geçen seneki sol kanadımızı hatırlıyorsunuz. Haydar'a, Hasan Ali Kaldırım, Yusuf acerdi bir de bu seneki sol kanadımıza bakın. Sol beklerimize çok iyi bakmak zorundayım sol beklere. Çünkü önlerinde adam oynatmıyordum biliyorsunuz. Bütün kanadı tek başına silip süpürecek bir iki tane oyuncu almam lazımdı. Ben aldığıma inanıyorum. Ee, bu Halit Amrani'yi de sizlerden gelen oyunculara bakarken tesadüfen bulmuştuk. 4 yıldız potansiyeli var. Belçikalı bir oyuncu 18 yaşında. Vallahi ben iyi olacağını düşünüyorum. Güç falan benim hoşuma gitti. Zıplaması falan iyi, e, fizikli de bir oyuncu. Zamanla daha da iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Ve son transferimiz Mevlüt Erdinç hücum hattına bir tane daha transfer yapmayı düşünüyorum ama çok kaliteli bir oyuncu bulmam lazım. Soldado tarzında ben gene Bassouay'ı almaya çalıştım. Manchester City Chelsea vermedi. Manchester City'den bir tane adam alıyorduk. Bak adını unuttum. 30 yaşında. Dur hemen bir bakalım. Manchester City şöyle yapalım. City yazalım gelsin. Evet. transfer geçmişi bakalım. Satmışlar mı gidenlerde? Aslında Manchester ile aramız iyiydi ama Henüz gitmemiş. Bir bakalım. David Silva. Bizim işimiz olmaz David Silva ile. Bize koşan basan oynayan adam lazım. Luke Bolton da değil. Az kadroda mı? Allah Allah. Bulamadım oyuncu ama bir tane golcü vardı. Marlos Moreno değil. Şu an çok merak ettim. Gerçekten kafama takıldı. Evet Lucas. Bu santraforu alacaktık. 5-25 aslında parada da sıkıntı yoktu. Anlaşmıştık ama bizi tercih etmedi. Hani Lucas tarzında tam forvet oynatabileceğim bir oyuncu arıyorum. Mevlüt Erdinç ile benzer yönleri var. Tabii Mevlüt Erdinç'ten artısı çok fazla ama para olayına girdiğimiz zaman çok da şeyleri yok. Hani biraz daha kısıtlı ama tabii para sıkıntımız olmadığı için Lucas bizi tercih etseydi Lucas'ı alacaktık. Şimdi... Ne yapacağız? Ee, Mevlüt'le biraz idare edeceğiz. İşte hücumcularımızın arasında en şu an Yansen ve Mevlüt herhalde en şey olan. Gerçi Jansen sakat. Mevlüt yedek. Takıma daha yeni geldi. Ee, kim var? James Wilson vardı. Burada yok mu James Wilson? Ha, atlamışız onu. Pardon. Vallahi atlamışız. James Wilson geçen sene kiralamıştık bir ara biliyorsunuz. Oynatmadık. 5 maçta oynamış. Zaten gol atamamıştı. O zaman gençti. Şimdi yaşlandı. Geri geldi. Bedelsiz olarak aldık. Fırsatçı golcü olarak kullanacağım. Çok süratli ve bitiriciliği ceza alanındaki bitiriciliği. Çok iyi bir oyuncu. İnşallah onu kullanırız diye düşünüyorum. Bu özelliğini ve biraz gol yollarında bizi rahatlatır diye düşünüyorum. Transferlerimiz bu kadar. Gidenleri de gördük. 29,5 milyon euro. 14 milyon euro da buradan para geldi. Mali durum şöyle yönetimden bakalım. Görüyorsunuz bütçe ayarlaması yapabiliyoruz. Ee, o kadar transfer, o kadar para harcama 41 milyon euroluk. Geçen sene 48,5 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam bu para. Ee, 41 milyon euro 41 milyon euroya düşürmüşüz. Onu şuradan da maaşlara bakalım. En fazla maaş alanları Mendi ee, Mendy ve Ozan Tufan. Ee, Mendy almak biraz zordu. Çok e, ne diyeyim size elit bir oyuncu diyeyim. Hani bilinmiş bir oyuncu olduğu için biraz da kaprisliydi. Parayı verdik ama olsun. Sol bekte kaliteli bir adam. İki tane çok sağlam adam olduğuna inanıyorum sol bekte. Onun haricinde bakın doğru düzgün yani 2 milyon 300 bin euro ozan var. Geri kalan hep 2 milyon milyon euro civarlarında. Mehmet Topal 2.6 milyon euroydu gönderdik. Ee, her ne kadar iyi oyuncular olmasına rağmen de çok fazla maaş vermiyoruz. Maaş durumumuz şu an çok iyi. Şimdi genç oyuncuları göstermiştik aldığımız gençleri şimdi hemen taktiğe mi geçelim evet şimdi taktiğimiz bu 4-4-2 diyebiliriz 4-1-3-2 de denilebilir 4-1-3-2 bilmiyorum yani diziliş taktik diyorum ya dilim sürçtü pardon dizilişin çok bir önemi yok aslında bazen bazen tamamen oyuncu direktifleri önemlidir. Şimdi niçin böyle bir şey diziliş istedim? kanat oyuncularıyla oynadığımız zaman e, eksik destek olarak oynatırsak kanat oyuncularını e, ileride pek etkili olamadıkları olabiliyor. Elbette ki özelliklerine, yeteneklerine göre çok verim alınanlar da ol, olabiliyor. Ben kanat oyuncularını açıkçası e, soğudum diyeyim. Biraz veya bir değişiklik aradığım için böyle bir şey yaptım. Geçen sene kullanmadım. Bu sene de kullanmayı düşünmüyorum. E, göbekten saldıracağız. Kanat beklerinin de bindirmesiyle e, rakibi e, alt etmeyi düşünüyoruz. Oyuna genişliği kanat oyuncuların hücuma katılmasıyla vereceğiz. Yani rakip defansını sağ veya sol kanada atılan toplarla aşmayı planlıyorum. Yani rakip defansın arasını açmayı öyle e, ümit ediyorum en azından planlarım arasındakileri söyleyeyim. 3 tane oyun kurucu görevinde oyuncumuz var. Charles, Alena ofansif oyun kurucu hücumda olabilir. Karar vermedim henüz. Ee, ama 3 tane oyun kurucu rolünde oyuncumuz var. Bunlar tabii ki de e, top bizde kalsın, pas biz pas oyunu oynayabilelim diye. Okay e, çok fazla ileri gelmeyecek. Yani şuralarda falan takılacak. Oyun içerisinde top bizdeyken rakip yara alana dizilmişken geriden topu alıp e, yakınındaki oyuncuları oynayacak. Daha yetenekli Amartey zaten kısa basit paslar yapıyor. Savaşçı orta saha. Orta sahadaki top kapma yükü onda. Zaten diğer oyuncular da birbirine yakın yardımcı olacaktır. Pasal için kalitesi tartışılmaz. Geçen seneden de biliyoruz. Alena da bizim en yetenekli oyuncularımızdan birisi. Ondan çok şey bekliyoruz. Wilson ve Jovic. Jovic de pas oyununa dahil olacak. Yani burada oynattığımız oyuncumuzda takımda da bir tane hiçbir şey düşünmeyip sadece golü düşünen adamımız olacak. Şöyle bir takım talimatlarını kontrollü seçtim. Kontrollü oyun aslında ee, biraz daha önde oynanan hücumun aksine yani hücumda aslında kontrol oyunu e, rakip yara alana oynamaya çalışma açısından benzer düşünebilirsiniz ama kontrolde biraz daha sakin işte daha sabırlı işte pas yaparak işte top çevirerek rakibin bir boşluğunu arayarak e, bir oyun formatı oluşturulduğu için Otomatik olarak da ne yaptım? Rakip cezalarına paslaşarak gir, bekleri ileri çıkart. Yani bekleri ileri çıkart komutunu vermemdeki sebep şu. Kanat bekleri hücum dil destek oynadığı için orta sahaya destek olacaklar. Yani paslaşma anlamında oradaki pas oyununa dahil olacaklar. E, top adım adım ileri taşındıkça da onlar ileride çıkmaya bekleyecekler. İşte önlerine bir top atılmasını vesairesini bekleyecekler. E, oyun kur göbekten oynayacağız. En güçlü olduğumu düşündüğüm yer göbek. Koşu yoluna pas yok. Maç içerisinde açabiliriz. E, kısa pas topa sahip ol yapmayacağım. Topa sahip ol yaptığımız zaman çok kısa pas olacak. Belki onu yapsak pas oranımız 800-900 hatta binlere bile çıkabilir ama gerek yok. 600-700 pas. Yani ben bu taktikte... E, 600 ya yani çok zorlu ekiplere karşı belki yapamayız ama ortalama 600 ile 750-800 arası pas yapılmasını hedefliyorum. Oyunun temposu normal yapıyorum. Ben ne düşük ne e, yüksek yapacağım. Buna takımdaki kaliteli ayaklar karar verecek. Genişliği de aynı şekilde dengeli bırakıyorum. Oyun içerisinde bizim oyuncularımız karar verecek buna da. Yani oyunda 3 tane oyun kurucu var, 3 tane maestro var. Ve bunların e, en yeteneklisi de Alena. Ben inanıyorum ki Alena bunların hepsini çekip çevirecektir. Press daha fazla olacak. E, yani bir an önce topu kapıp Topa yani kaptırdığımız zaman topa sahip ol olup e tekrar oyunumuza devam etmeye çalışacağız. Rakip kaleci top çıkartırken ve defansa baskı yapacağız. Daha sıkı markaj yani adamlara daha yakın oynayacağız. Dribbling daha az top sür e yapmamızın sebebi de topla birlikte gitmektense pas atarak alan kat etmeyi e tercih edeceğiz. Takımda yaratıcı veya disiplinli oyuna kesinlikle bunu kapatmayacağım. Maç içerisinde takım buna kendi karar verecek. Şimdilik tabii böyle düşünürüz. İşler ters giderse bazı şeyleri değiştirebiliriz. Ee, böyle olsun istiyorum. Böyle olsun düşünüyorum. Tabii takım böyle oynayacak mı, oynamayacak mı bilmiyorum. Şöyle de bir olay var. Ee, henüz görüyorsunuz taktiksel yatkınlık çok yok. Fixtüre bakalım. 4 ee, tane hazırlık maçı sıkıştırabildik. 5. maç e, süper kupa maçı. Yani İnşallah e, güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi kadromuza bakalım. E, zaten ilk 11 hazır. Mevlüt yedeklerde. Ozan, Charles Taylor, Cenk Günay yerine Musa Çağıran'ı atalım. E, Alper, Tim Klose, Muammer Yıldırım. Evet şu anda hazır. Her şey tamam. Kubilay Kanatsız Kuş. Vincent Janssen, Mevlüt Erdinç, Luka Jovic ve James Wilson 5 tane hücum oyuncumuz var. Bunların içinde en tecrübelisi Mevlüt Erdinç sonra Vincent Janssen geliyor. Vincent Janssen de fena bir golcü değil. Bakalım devre arasında bir üst düzey oyuncu alabiliriz. Balotelli'yi de almaya çalıştık ama Köln'e gitti. Çifte telli. Evet, görüyorsunuz 7 milyon euro mu? 7,5 milyon euro. Veremeyeceğimiz bir para değildi ki zaten teklifte de bulunduk. Bize gelmeyi istemedi. Kendisi bilir. Paşamın kendi gönlü bilir. Evet şimdi beyler. İlk maçımıza başlayacağız. Ve şu an bu sezonun ilk maçını oynamak için ilerliyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Geçen sene Yalnız geçen seneyi Kayseri ile kapattık. Bu seneyi Kayseri ile açıyoruz. Ligin son 3 maçını Kayseri... Yani şöyle diyeyim. Bunu da oynayacağım mesela. Son 3 resmi maçımı Kayseri Spor'la yapmış oluyorum. Fixtür'ün şeyine bakın. Akıbetine bakın. Sinan Karveyna. E, bu oyuncuya da baktık ama bize e, şuraya FM sohbetleri diyelim. Evet bu listeyi ekleyelim. İleride o liste birikince... Bir ara Roko'yu almayı düşündüm ama e, Roko biraz fazla para isteyince biz bir de Axel'i alınca Roko'ya gerek kalmadı. Tabi aklımda Roma'daki e, bizim geçen seneki oyuncumuz Gabriel, Jesus yok neydi ya ben adamların isimlerini niye unutuyorum ki? E, şöyle bir Roma diyelim. Bizim nerede o stoperimiz? Gustavo Gomez, Gabriel nedir? Ha Pardon çok yanlış oldu. Gustavo Gomez almaya çalıştım. Roma almıştı. Bana bunlar kimi çakmıştı? Aa 20 yaş altı evet Juan Jesus. Juan Jesus 20 yaş altı kadrosunda aslında Juan Jesus da alınabilir ama ben bu yatacağım. E, Juan Jesus'u ve devre arasında düşük bir fiyata almaya çalışacağım. Tabi başka bir takım almazsa. Bu arada e, Çağlar Soyuncu iyi transfer teklifleri alıyor. Paris Saint Germain izliyor. Vallahi Liverpool falan teklif etti diye hatırlıyorum ben. Kabul etmedi Freiburg ama eli kulağında sağlam bir paraya gidebilir her an. Vincent Janssen sakat. Tamam. Ee, Haydaray'la ilk başımıza çıkıyoruz rakip olarak. Evet hadi bakalım çocuklar diyoruz. Ee, Charles Alena, Okay Yokuşlu ve Luka Jovic bıt 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 bıt. Bize böyle şeylerden bahsetmeyin. 10 numarayı verim. Hadi sana Mevlüt. 10 numarayı veriyorum hadi. Mevlüt bizim takımın 10 numarası. Yıllarca adı bir sürü takımla yazıldı, çizildi. Bu sene Mevlüt geliyor, bu sene şu geliyor, Başakşehir'e gitti, bu hafta da geçen hafta da yani. Zaman karışıklığı olmasın. Trabzon maçında da bir gol atmıştı diye bari. E, bugün çünkü derbi günü aslında paz e, cumartesi günü. Bu iki takım arasında fazla fark yok. Fenerbahçe 1-0 kazanırmış. Haydara bu adam da başka takıma gidince iyi geldi gözüme ha. 38 maç 0 gol 7 asist. 38 maç oynamış adam. Biliyorsunuz rakip talimatlarını gene yardımcı antrenörümüze verdiriyoruz. Evet maça başladık. Bakalım nasıl geçecek durum. Önemli anlar yapalım. Maç sıkışırsa genişletilmiş yaparız. Evet Mendy. Mendy'cim kaybı kaptırma bak bak. Bak bak aaa. Amartey, Okay. Bir de e, bu taktikle oynarken şu ön alanda şuralarda e, free kick bulma şansımız çok yüksek olacak çünkü teknik oyuncularımız var kolay kolay topu kaptırmazlar diye düşünüyorum ben. Oralardan faal alma olayımız olabilir. Pasalic, Espino, tam derken e, biraz daha geriden de olsa o bölgeden faal aldık. E, bu yüzden stoperlerimiz de direk ceza alanına kesilen ortalardan gol bulabilir diyecektik ama sonraki önemli an için bekleniyorum moduna geçtik. Maçta 10. dakika iki takım da biraz dengeli başladı. Tom Beck rakip sarı kart gördü. Orta sahada nasıl sirkülasyon olmuş durumdayız ya? Yani neyi sirkülasyon olduk oğlum? Yok öyle bir şey ya. James Wilson sakatlandı hadi hayırlı işler Tam forvet destek Evet Mevlüt'ün ihtisas alanı İlk yarı bitti hiçbir şey anlamadık performansınızdan hiç memnun değilim dedik maça başlayalım şunu da genişletilmiş yapalım en azından Birkaç tane pozisyon bulalım ya hiçbir şeyden haberimiz yok Amarteyi iyi kaptı ama Pasaliç Mendi ee, Şöyle yapayım Alena'yı biraz daha hücum hattına atalım. Evet bu arada oyuncularımıza bol bol daha az şut çek talimatı verdik. Zaten kimisinde de kendinden vardı o talimat. Pasalic, Alena. Okay. Sol kanat boş mesela şu an. Oradan sol kanadı görecek bir adam lazım. Çok geç oldu. Luka çok güzel bir top Mevlüt çok iyi vurdu ama Lung Junior böyle top çevirip bir boşluk bulduğumuzda da işte böyle pozisyona gireceğiz. Luka Jovic iyi geldi bir adım geriye geldi ve kendine pozisyon buldu. Şu oyunculara hücum yapalım bakalım. Bekleyi ileri çıkart talimatında kaldıralım. Bakalım şimdi neler yapacağız veya neler yapabiliyoruz. Doğrudan kali. Ah be, bu seneki frikikçimiz Alena biraz geliştirmesi lazım kendine. Ee, ekicinin yokluğunu arayacağız diye düşünüyorum. 17, bir ser 17 serbest vuruş kullanması vardı. Takım oldukça yoruldu. Kaç değişiklik yapalım. Ee, kimi çıkartalım? Alena şu an çok yorgun ama Alena takımdaki en tehlikeli oyuncu çıkarmak istemiyorum. E, 7.30 beklediğim etkiyi Mendi'den görüyorum. Şu an Mevlüt kötü oyunu ilk maç onun içinde etkili olabileceği bir pozisyonda da gol kaçırdı. Yani bu kadar baktık hiç oyuncu değiştirmeyecek miyiz? Neyse Alena'yı değiştirelim. Musa Çağıran yapalım. Pasal işte de Musa'nın yerini değiştirelim. Evet. Pasalic, Okay. <laughs> çok bekledin oğlum, çok bekledin. Pasalic, Musa, ulan. Yani orada girip kendi hani kafanızı sokmanıza gerek yok orada. Deve kuşunun kuma kafasını soktuğu gibi oyuncuların arasında görünmenize gerek yok. Güzel top. Çok rahatsın Gilberto. Musa içeri çevirdi. Pasalic, Lung, Ceyar. <laughs> Aslında Junior da Ceyar diye çevirmişler ya o dizideki ismi. O Jefferson iyi kaptı bu arada. Tony Anderson, Boldrin, o topu kapmanız lazım çocuklar. Mendy çok iyi oynuyorsun ama maç uzatmalara giderse Charlie Taylor alacağım senin yerine Mendy, Pasalic. Okay, Musa, Amarte vurdu gol oldu. Ah. Sivilce, senin görüşlerini alabilir miyiz? Maç iyi gidiyor. <laughs> konuşacak gibi birazdan. E, çıkartıp Charlie Taylor alalım. Hem ortaları biraz daha kaliteli hem de daha canlı diri bir oyuncu. Tempomuzu da biraz düşürelim. Boldrin Melek. Charlie Taylor iyi girdi araya. Zaten kötü de bir pasta açıkçası. Yiğit Han, Pasalic, Musa. Çok güzel gönderdi Gilberto geçmedi Musa kaptı tekrar Okay Pasalic uzaklardan bir vuruş ama olmuyor olmuyor olmuyor. Ee, destek mi yapsak kanat bekleri de kararsızım çok yoruldular hani gidişlerde de belki geri dönemezler ama risk alalım biraz. Charlie Taylor güzel orta Luka ah oh be abicim, be direkten ya. Luka Jovic yazıyordu Musa bu arada içeriği artık ortalayacağız. Uzun boylu stoperleri kullanmaya çalışacağız. Long uzun kullandı. Yiğitan karşıladı. Erdal. Goldring, Kapın o topu oğlum. Bırakmayın izin vermeyin böyle top çevirmelerine. Erdal. Aldın. Tüh. Çok güzel Gilberto. Musa. Takım yoruldu. İleri gidemiyorlar artık ya. Amarte. Musa. Salic. İyi gördü ters kanadı. Bir de bir terse dönseler oradan. Aferin oğlum. Geçen sezonun asist kralı Amartey gol. Ah be abicim be. Nasıl gol olmaz o top ya. 3 oyuncu değişikliğinde yaptık. Oyun ikinci yarıya başladı. Biz gol atamayacağız herhalde böyle. Bekleri bari destek yapayım da. Zaten canları çıktı adamların. Yalnız e, ee, Tuanzebe biraz Tutuk gibi ama normal yani daha alışacak. Özellikle futbolcuların birbiriyle uyumu çok önemli. Geçen sene stoperlerde uyumsuzlukları gördük. Yani hani uyumsuz stoperler ilk kez birbirleriyle oynayan veya çok az dakika almış oyuncularla oynadığımız zaman çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Jefferson Tyler karşıladı. Luka Jovic alacaktın o topu be. Amartey aferin oğlum sakin sakin vurma. Musa. Amartey. Taylor. Evet adım adım çıkın. Çok güzel Musa. Gilberto'yu oynama. Evet Yiğitan. Gilberto. Amartey. iyi döndün sol kanada. Taylor güzel orta gol getir. Luka vurdu. <laughs> olacak olacak. Etkinliklerimiz iyi. Göbekten de pozisyon bulduk. Kanatlardan ortalardan da pozisyonlar bulduk. Mevlüt. Dön sol kanada. Pasalic. Of. Pasalic ne yaptın sen öyle? Mario Pasalic bu sezonki ilk golünü attı. Evet maç bitmek üzere. Süper kupayı kaldırmaya çok yakınız. Taylor Yiğitan. Musa. Musa. Musa ne yapıyorsun Musa? Musa Bey ne yapıyorsunuz? E, artık Süper Kupa parmaklarımızın arasında geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Lige Kupa ile başlayacağız sanırım. Yalnız bu maçtan sonra Beşiktaş maçı var ligde. Bu kadar canı çıktıktan sonra takımı Beşiktaş maçına nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. 120 dakika dolu dolu top oynadık. Gilberto iyi gönderdi. Mevlüt. Amartey Taylor bıraktı artık. Koşmasına gerek yok. Yoruldu çünkü. Ee, artık bitti hoca bitti. Evet süper kupayı aldık. Bu sezona da iyi başladık. Kimin kafası karışık görünmüş? Amartey'in. E, Maç istatistiklerine bakalım. E, bir tane topumuz direkten döndü Luka Joe için. Bir tane mutlak gol pozisyonu, iki tane gol pozisyonumuz var. 12 tane uzaktan şut çekmişiz. 23 tane şutun 12'si uzaktan şut. Rakip sadece bir tane uzaktan şut çekmiş. Zaten rakip 5 şut çekmiş. 784 isabetli pasımız var. Dediğim gibi topa sahip ol seçeneğini seçseydik bu oyun kurgusunda, bu oyuncu rol ve görevlerinde bu maçta bence 1000 sayısına ulaşabilirdik diye düşünüyorum. E, güzel oynadık, iyi oynadık. Gol pozisyonu iki taneymiş. Çok kötü. James Wilson hiç gol pozisyonuna girememiş. Memlü Mevlüt Erdinç alakalı herhangi bir şey yok. Güzel maçtı. iyi maçtı. 1-0 kazandık. Sonunda kupaya ulaştık. Pasal hiç, hiç beklenmedik anda bir vuruş. Gerçekten e, iyi oldu. Geçen sene de biz almıştık zaten. Geleneğimize devam ediyoruz. James Wilson 5-6 gün sağlardan uzak. Mendy e, Taner Işık en iyi Türk menajerlerden biri. Bakalım öyle miyiz? 3 tane Taner mı var? 4 <laughs> tane var. İstanbul Spor. Barcelona ne zaman oynamışım ki? Yerel kupa almışım bir tane. Bir tane diğer kulüp kupası almışım. Öyle deneme için bazı şeyler yapıyoruz ya. Ee, ve hangisiyim ben şu an? Bu evet bu. İki tane yerellik, iki tane yerel kupa. 472 puanımız var Fatih Terim 1000 puan diğer kulüp kupaları UEFA kupası. Eee Pasalic'in performansını övelim. Pasalic e, bıraktığı yerden devam ediyor. Patrick Ins, Patrick Ins'i de e, alabiliriz. İki tane yani çift santraforla oynayan bir takımda en az dört tane stop e, olabilir, 5 de olabilir bu sayı. Belli olmaz çünkü e, Golcülerde en büyük olay performanstır abi. Yani bir orta saha oyuncusu formsuz olduğu zaman e, hani böyle çok sırıtmayabilir. Hani daha basit oyunda kendini geçiştirebilir ama bir golcü formsuz olduğu zaman ve gol atamadığı zaman gerçekten büyük sıkıntı zaten e, sürekli medyada da haber oluyor biliyorsunuz. İşte gol orucunu bozmayı yemin etti, gol atamama sıkıntısı yaşıyor falan filan gibilerinden sürekli e, şeyler açılıyor, haberler geliyor. Gerson Fernandez, babacım bana böyle oyuncular göstermeyin. Grifo. Valla yani ben şöyle yapayım. E, seninle ilgilendiğimi açıklayayım. Bakayım sözleşme yenileme bana gel. Seni de orta sahada eğitelim. Mendy. Evet. Emre Özer. Bu da bizim stoperimiz. Geçen sene alınmıştı. Elazığ Spor Amrani'yi istiyormuş. Elazığ'ın tesislerine bakalım. Vasat'ın altında antrenman tesisi. Ben de hiç maç yapmasa da Sadece antrenman testlerine çıkarak zaten e, Elazığ Sporu'da gelişeceğinden çok daha fazla gelişir. Antrenman testi çok önemli. Kiraladığınız oyuncunun, e, gönderdiğiniz kulübün antrenman testine bakın. Bizim kulüplerde genellikle ağırlama e, şeyleri daha iyi antrenman testlerinden. Ne kadar saçma bir yaklaşım ya. Kurumsal ağırlama daha iyi. Kenan Karaman. Ulan biz alaydık be. Neyse 2.9 milyon euro. Kenan'dan zarar gelmez. Fenerbahçe kaptanı. Liderlik lan ne Yiğitan'ı. Oo lider oyuncu yok. Bak bunun sıkıntısını yaşarız biz bu sene ha. Yiğitan 12. Gerçekten bunun sıkıntısını yaşayabiliriz. Neyse. Gilberto ile Yiğitan diyelim en azından 2 e, sezondur, 3 sezondur. Fenerbahçe forması giyiyorlar. İşte mesela e, takım mühendisliğinin bir hatası e, bizim Lider özellikle lider basıflı oyuncumuz yok. Donati sana ihtiyacım yok. Özer Özdemir Alanya Spor 1.4 milyon euro. Özer Özdemir iyi bir oyuncu ama almaya ihtiyacımız var mı? Aslında alınabilir mi? Ee, Sabek'te, gerçi Sabek'te şunu yapacağım. Ozan Tufan'ı kullanacağım Gilberto yoksa. Bir de şu Cenk Günay var. 5 yıldız potansiyeli olan Sabek'im altyapıdan çıktı. Bunu kullanacağım, bunu geliştireceğim. Ee, zorluk çıkarsa da yapacak bir şey yok. Bazen risk almadan biliyorsunuz gelişim gösteremez oyuncular. Bu arada he, kadro kaydı da yapacağız. Tabii bunu yapmadık. Ee, şimdi herkesi bir kaydedelim. Ondan sonra vazgeçeceklerimizden vazgeçeriz. Emre üzeri kaydettirmeye gerek yok. El Enezi'yi de kaydettirmeyeyim. Şu an El Enezi'yi kaydedince 15 yo, 10 13 yabancı varmış bizde iyi 13 tane yabancı. 14 yabancı oldu. Bunların bir tanesi de çok genç zaten. E, ee, kimi almadık? Amrani he, kiralık. Neyse kupa maçlarında oynatırız. Bizim alt yapıda oynar. Tabii ki de. Emre Özer gerek yok. Cenk Günay ve İmdat Kaya'yı da e, kaydetmeye gerek yok. İmdat Kaya da buna da antrenmanda orta saha çalıştırıyoruz değil mi? Aynen. Ofansif oyun kuruşu. Özel eğitim. Alper Potuk eğitiyor. Tamamdır. Ee, biz kayıt işlemini bitirdik. Seçimi onayla diyelim. Evet güzel bir kayıt işlemi yaptık. Oldukça genç oyuncumuz var. Beşiktaş maçı Beşiktaş maçından Şampiyonlar Ligi eleme maçlarını da şey pardon grupları çekilişini de yaparız. Matus yalnız çok enteresan ya. Matuş Bero Roma'ya gitti. Yani değişik bir adam. Günler günler geçecek. Ee, Sinan Kurt değil mi bu? Evet, bedavaya transfer etmiş. Vallahi helal olsun. Transfer başarısı size. Ee, şimdi beyler, neye bakacaktım ben? Az önce unutmuştum ha. Yani fikstüre bakacağız. Beşiktaş maçından sonra oldukça uzun bir süre var. Orayı keseriz ben. Hem bu arada kendime bir çay almış olurum. Siz de bir gidip şey yaparsınız. Çay alırsınız kendinize. Aa, bu arada Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli olmuş. Hemen şöyle bir telefondan bakayım. Ee, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kameni, Isla, Neto, Noştader, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena, Jansen. Ee, yani Fenerbahçe'de hayret orta sahaya bak. Gerçi ya Mehmet Ekici ya da Giuliano sağ kanatta oynayacak. Valbuena sol kanatta. Yani kanatta oynayan oyuncular da şey... Orta saha özellikle oyuncular. Beşiktaş'ta Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talişka, Babel mi? Ha, Babel, Kuvareç, Macenk. Ee, Sabek'te şey oynuyor. Medel. Yalnız <laughs> burada da Medel çıktı sanki karşıma. Yalnız yani e, Allah Valbuena'nın yardımcısı olsun. Bence Valbuena bu maçta sol kanatta durmayacak abi. Bu adam paramparça yapar şeyi Valbuena'yı. Yani acayip bir adam medel Çok hani güçlü, basar eder, çekinmez yani. Bence Valbuena çok zor olacak bu maçta ya. Yazık oldu Valbuena'ya. Şöyle yer değiştirelim mi sizi? Evet. Vincent Janssen'i de kadroya alalım. Ee, bir değerli oyuncu mu? Carvalho'yu geçen maç almadık. Sıkıntısını yaşadık. Tim Klos'e Carvalho yapalım. Emre Özel'i de stoper'e yedek olarak alalım. İhtiyacım olur, i̇htiyacımız olursa oyunu alırız. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, James Wilson aslında sakatlıktan da kurtulmuş ama neyse şöyle başlayalım. Evet şu an e, her şey düzgün, yiğitan. Çok kötüsün be abicim be Yiğitan. Gerçekten çok kötüsün ya. Dayanıklılığın kaç oğlum senin? 14. Senin dayanıklılık çalıştırmıyor muyuz biz? Pozisyon alma. Ne pozisyon alması? Adam oynayamıyor ki pozisyon alsın. 12 yabancı sayısına ulaşmışız. Ee, Vincent Janssen yerine Kubilay kanatsız kuşu. Yalnız tercihe bak. Vincent Janssen yerine Kubilay kanatsız kuş. Aynen öyle yapayım. Evet hadi bakalım çocuklar orta saha güçlü olması lazım bu 11 ile alakalı söyleyecek bir şey var mı abi yani söyleyecek bir şey yok Yansen diri bir oyuncu güçlü bir oyuncu ee, Mehmet Duran topların ustası Giuliano teknik bir oyuncu Bir Fenerbahçe'nin şu anki sıkıntısı bir arada oynayamıyor yalnız tam da şu an maça 1 saat 15 dakika falan var. Ee, Beşiktaş Fenerbahçe değil de Fenerbahçe Beşiktaş maçı olacak. Bakalım bu maçın skoruyla o maçın skoru birbirine benzeyecek mi? Luka iyi sakladı topu. Tuan Zebe nereye gönderiyorsun oğlum? Bu ne ateşli vuruş hemen ya. Alena Babel karşıladı. Mendy çok rahat. Alena'ya gönder. Alena Klose, Mevlüt, Amartey, Mevlüt uzaklardan vurdu. İyi de vurdu ha. Tehlikeli bir pozisyondu. Bulkarp aman aman Klose aman canım. Gilberto evet iyi paslaşıyoruz. Güzel paslaşıyoruz. Sakin oynayın böyle. Top çevirin bebeler. Zoe Mevlüt indirdi. Jovic Pasalic. Ya bu bizim kalecinin degajı 14 müydü? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 14 evet doğru. Luka Fabri Fabri Fabri. Beşiktaş büyük ihtimal bizi yener. Kadıköy'ün atmosferi havası farklı hiç belli olmaz. Ee, ulan nasıl bir paso be? <laughs> Babel! Hop! Ulan Zuvay helal olsun sana. Porto maçında oynadığı gibi oynarsa e, elbette ki yener ama Fenerbahçe'de geçen hafta gösterdi. Biraz bazı şeyler de düzeldi. Tabii gönlün Fenerbahçe'nin yenmesinden yana. E, ama Neustadt no beni çok tedirgin eden bir oyuncu stoperde. Gilberto çok güzel. Bomboş içersin Mevlüt. Ah be abicim Oğuzhan. Of. Oğuzhan nereden nereye kademeye geldi yalnız ha. Yani adam. Önemli anları alalım. Klose. Boş boşuna heyecanlanıyoruz. Tuan Zebe. Pasalic. Amartey. Mevlüt. iyi tek toplarla geldik. Luka Pasalic. Çok güzel. Gilberto. Hop. Ah. Vur lan. Bu gol nasıl kaçtı lan? Gilberto Pasalic. <laughs> Güzel paslaşmaları. Alena, Okay, Pasalic. Beşiktaş da iyi basıyor yalnız ha. Mevlüt, Gilberto. Oradan yap ortanı. Burkale, Amarte bomboş kaldı yalnız ha. Alena çok iyi gördü aradan. 1-0 öne geçtik. Daniel Amarte. E, savaşçı orta saha destek oynatmamın sebeplerinden birisi de bu. Ee, hani o ileriye çıkıyor. Alena of 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 2-0. Bu arada şey fark ettim ya çok komik. E ee, 9 11'i mi ne indirmiştim bu 100 paketinde? Şey Neymar'ın yüzü gitmiş. Yüzsüz Neymar. Gerçekten penaltı. Mitrović sarı kart. İkinci sarı mı? İkinci sarı olması lazım çünkü direkt çelme taktı. Mitrovic ikinci sarı geliyor mu? Uyardı sadece. <laughs> Penaltıda bir ceza gibi düşünülüp sarı kart gösterilmemiş olabilir. Sivilce sen ne diyorsun bu duruma? Alena 3-0 41 dakikada 3 gol. Deplasmanda gerçekten çok iyiyiz. <laughs> Aa pardon pardon istatistikçiden TV'ye alalım. Bak daldık gene istatistikçiye getirdik. Bu arada ben hani e, aleneye gözünü kısıyor öyle bakıyor falan diyordum ya ben de aslında gözünü kısıp bakanlardanım arada <laughs> gözlerim biraz bozuk e, çok az tabi burada aslında kendime de atıfta bulunmuş oldum e, iddialı kendinizi beğenmiş bir tavır takınmayın diyelim e, 318 pas yapmışız %80 pasla başarılı oranı tabi bunda e, Beşiktaş'ın da o boğucu presi var e, 186 topla başarılı pas ee, yani ilk yarı Beşiktaş'a top göstermemişiz diyebiliriz. Sahaya dönelim. Mendy. Tabii oyuncularımız biraz daha aslında dayanıklılığı arttırmaya yönelik çalışma yap, yapmam, yaptırmamız lazım. Andreas Beck, Oğuzhan açınsın. Pulcarp Oğuzhan oğlum bak çok top çeviriyorlar diyecektim. Gol oldu yanlış tuşa bastım. Nasıl gol oldu? Oğuzhan getirdi buradan. Beke bıraktı. Kulkarp. Abicim yapma be abicim be. Böyle hatalarla gol yiyorsunuz ya. Mitrovic ikinci sarı artık. Yani artık ikinci sarıyı ver. Penaltı pozisyonda atılması lazımdı. Yalnız Alena 2 gol 1 asist. Alena'yı çıkar takımda hiçbir şey yok. E, 75. dakikaya geldik. Şimdi <laughs> Kubilay Luka iş değişikliği yapalım. Fırsatçı golcü mü? Hedef adam hücum yapalım hadi. Ne yapalım? Başka adam başka bir şey oynayamaz yani. E ee, Aksel de çok kötü oynuyor ama biraz dişimizi sıkmamız lazım Aksel mevzusuna. Ee, yani şey yapması lazım. Alışması lazım o stoper hattının. Oturması lazım. Daha 21 yaşında biraz e, sabır göstereceğiz tabii ki. ikinci golde özellikle çok büyük hatası var. 55 milyon kere söyledim. Ee, bunu artık şey yapmamız lazım. Ee, şu olasılık var mı? Bir dakika çok merak ettiğim için bakıyorum. Tuanzebe düzenleme yani şurada bir seçenek olacak. Yani hani şurada bir şey olacak abi. Stoperlerde falan güvenmediğiniz adamlarda. Risksiz oyna diye bir seçenek. Daha az riskli pas değil. Risksiz oynayacak abi adam. Taca atmaktan çekinme. Ne bileyim işte. Yani kanatlara topu göndermekten çekinme. Yani kanatları uzun oynamaktansa. Aman aman aman. Uf Babel ne yapıyorsun be babacım. Ya bu bana hiç şey olmadı ha. Bu TV istatistikçiyi alacağım ben. Nerede lan ha? TV bana yaramadı TV ekran. Okay. Lan bomboş adam kaçtı. Mendy güzel aldı önüne. Of. Palencia bırakmadı. Lan 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 gidiyor gidiyor. Aferin Okay. Amartey. Sakin oynayın oğlum ya. Kısa pas yapın. Dandun vuruyorsunuz. Top çevirin oğlum maç bitiyor. Mevlüt. Üff. Yalnız kayın uzun boylu olması e, geçen maçta bu maçta da öyle havadan gelen birkaç top kesti, iyi oldu. Evet, aferin beyler. Güzel bir galibiyet aldınız. Lig'e de e, deplasmanda bir galibiyetle başladık. İsabetli pas 573, 333 rakip. Bak biraz nasıl toparlamış kendini ikinci yarıda. İyi oynadık, güzel oynadık. 11 şut çekmişiz rakip. 12. Bir tane direkten dönen topumuz var. 2 tane mutlak gol pozisyonu rakibin 3. Bir tane gol pozisyonumuz var rakibinde 2. Kafa kafaya geçmiş. Maç pozisyon olarak bir tık daha önde diyebiliriz Beşiktaş bizim için. 10 kişi kaldılar ama daha önce 10 kişi kalmaları lazımdı. Biz de iyi oynadık ve 3 puanı aldık lige. Beşiktaş galibiyetiyle başladık. İnşallah birazdan oynanacak de bu skorla biter. Ee, yalnız Alena çok doğru bir tercih olduğunu ispat etti bize ilk maçtan Bakalım Başakşehir maçı var şimdi ee, biraz ara var Başakşehir maçından Ben hemen bir çay alıyorum siz de kendinize bir çay alın Başakşehir maç önüyle sizlerle birlikteyiz ee, Şampiyonlar Ligi kurasının çekilişi unuttum Hemen arada kestim çay krizim tutunca e, gruplara bakacağız bu Başakşehir maçından sonra sürpriz olsun sağlam takımlar geldi. Ne demişler? E, her iki takım içinde zorlu bir maç olacak bu yüzden maçın kimin kazanacağını tahmin etmek oldukça zor. Yine de ben Fenerbahçe'nin bugün Başakşehir'i yenme şansının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Aurelion Şeju'nun yokluğunda Başakşehir'in işi hiç de kolay olmayacak demişler. 157-50 veriyorlar. E, Volkan Babacan'ı transfer edecektim. Üf transfer etmedik aslında Volkan Babacan da olabilirdi kalede. En azından bir yerli oyuncu artımız olurdu. Kadroyu bozmuyorum. Yanseni yan yedekler arasına aldım. Sakatlığı vardı biliyorsunuz. Bu arada Ben Tayyip benim oyuncum bana karşı oynayacak. Ligde de geçen hafta da oynamış. Bu hafta da oynuyor. Yani banka oynayan bir oyuncu olması güzel bir şey. Ben Tayyip her zaman pres ve sert oynayacakmışız. Zayıf ayağını kullanmasına yardımcı olacakmışız arkadaşın. Demek ki bu da aldığımız oyuncunun tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösteriyor dedik ve konuk ekibin vuruşuyla maç başladı e, maçın henüz çok başı daha bir pozisyon vesaire bir şey yok topla kontrol Başakşehir'den bize geçti 10. dakikanın sonunda e, çok hızlı gidiyor Pasalic Mendy Alena Pasalic iyi gördü Mendy ah be abicim nasıl bir direk ya tam istediğimiz olayı gerçekleştirdik ama Gol atamadık. Bonaz Zoli. Al o topu. Al o topu. Samuel bırakma. Vur 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 vur. Ben Tayyip. Nastic. Bekleri çok ileri çıkartmıyorlar. Aynı dizilişle oynuyoruz yalnız adamlarla. Orta sağ kalabalık. E, Luka Joviç çok kötü. Mevlüt de pek iyi olduğu söylenemez. E, Tabi nasıl stoperlerin e, uyumu önemliyse takımın da forvet hattında uyumu önemli takım şu an oynanan oyuncuların çoğu yeni zaten. Orta sahadaki oyuncuların hepsi yeni zaten. Bir o Okay geçen seneden devre arasında geldi. Bir de Pasalic geçen sene devre arasından geldi. Mendy, Luka, Alena, Bomboş, Gilberto tek top. Of ve harikasınız be Mevlüt. Yalnız işte e, Gilberto çok iyi gördü Mevlüt'ü orada. Mevlüt de iyi boşa kaçmıştı. E, dizilişte biraz değişiklikler yaptılar ama her zaman için şu çok önemli. Gol yedikten sonra takımın kesinlikle konsantrasyonunu kaybetmemesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Amartey e, Ozan Tufan yapalım. Charles Alena yerine de Carvalho'yu alalım. Alena e, ile Carvalho'yu birbirine kullandıracağım çünkü ikisinde oyun tercihleri birbirine benzer yetenekleri de tabi Alena biraz daha iyi ama Karvalio e, da küçümsecek bir şey değil e, özellikleri yok değil demeye çalıştım anlatamadım derdim ama olsun siz anladınız e, şu an iyi gittik Aa ikinci gol'e çok yaklaştık ama ya orada pozisyon mu başlar bir birisi şut çekti belli ki kaleciden döndü falan derken bir 0 Kazandık. Güzel galiba çocuklar. Aferin diyelim. 22 şut çekmişiz. 8'i kaleyi bulmuş. Rakip sadece 4 şut çekmiş. 2'si kaleyi bulmuş. Bir tane direkten dönen topumuz var. 4 tane gol pozisyonumuz var. 636 pas yapmışız. Rakip 398. Çok iyi oynadık. Güzel oynadık. Çok fazla rakip e pozisyon vermeden biz de bulduğumuz pozisyonlardan birisini gole çevirerek 3 puan aldık. Dediğim gibi taktiğin biraz oturması lazım yerine. Evet, şimdi bakalım. Ee, şöyle bir taktik otur şeyine bakalım. Daha çok var. Görüyorsunuz yarı yarı yani dizilişe falan uyumsuz olanlar var. Ee, bunların, bunlar için zaman lazım. Şimdi Adana maçı var. Milli maç var tabi arada. 4 günlük bir fark var. Beşiktaş-Başakşehir maçının arasını kesmemin sebebi hem çay krizi hem de transfer sezonunun sonlarıydı. Çok sıkışık geçiyordu. Şimdi de Adana Spor devre şeyini de keselim. Çünkü çok uzun sürmesin. Grubumuza bakalım. Barcelona, Porto, Red Bull, Leipzig. Evet Red Bull, Leipzig. Alman takımı yani. Geçen sene bizim elediğimiz takım değil. Ee, ben bu gruptan, Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan çıkacağımı düşünüyorum. Porto çok iyi oyuncuları var ama e, biz de boş değiliz. Sen hayırdır ya, Vincent Abubakar gibi golcüm olsa tabii ki daha da bir artım olurdu ama e, dediğim gibi forvet hattına üst seviye bir forvet bakıyorum ama sanırım devre arasında kaliteli bir oyuncu bulabileceğiz. Ben bu Mejovic, Mevlüt, bu ikilinin tam anlamıyla randıman alacağımızı düşünüyorum. Olacak. O günlerde gelecek. Göreceksiniz. Şu an için her şey iyi gidiyor. Kısa bir ara. Daha verelim. Adana Spor maçında görüşmek dileğiyle. Adana deplasmanındayız. Maç önündeyiz. Ligdeki üçüncü maçımız. Biliyorsunuz daha önceki iki maçı kazanmıştık. Şimdi zorlu bir rakiple oynayacağız. Çift önliberolu ve sert önliber sahip bir takım. Bakalım e, nasıl sonuçlanacak? Oynamaya çalıştığımız futbol, oynadığımız futbol bu maçta verimli olacak mı? E, maça Adana başladı. İlk dakikalardan da bir şey bastırmaya çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama kendilerine geldiler. Şu an oyun normal seyrine döndü. Topu bize bıraktılar yani. E, şimdi hücum attı Luka Jovic ve James Wilson. E, bu ikilinin birbirine alışmasını çok istiyor aslında genç oyuncular. Alena sakat, orta sahamızdaki bel kemiğimiz sakat. O yüzden çok zorlanabiliriz bu maçta. Dakikalar hızlı değil. İlk yarıda hiç pozisyon olmadı. Sanırım bitti bitecek. Aynen öyle. Hiç müdahale de etmedik. E, sadece takip ettik. Biz de ilk yarıyı e, oldukça e, sert oynadılar herhalde. Paramparça yaptılar bizim forvetler çünkü görüyorsunuz. E, şimdi Jovic'i mi değiştirecek Wilson'u? Wilson'la Jovic'in yerini değiştirelim. En iyisi şöyle yapalım. Ee, ya da Wilson kalsın Jovic ile Mevlüt Yansen'in yerini değiştirelim. Ee, şimdi bakalım başka burada Carvalho'yu ofansif oyun kurucu hücum yapalım. Evet şimdi maça başlayalım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah biraz daha toparlarız. Şunu da genişletilmiş yapalım. Biraz daha Oyuna hamle şansımız olsun. Şimdi şuradan yandan oyunculara bir kere daha zimli oynamaları konusunda tembihlerde, telkinlerde bulunalım. <laughs> Amarte, Okay, Gilberto çok iyi gönderdi. Carvalho, Nübel. Nübel'in üstüne bu Nübel de bizim başımızın belası. Bütün takım, takımların kalecileri bizim başımıza bela oluyor ya. Okay. Çok kötü bir vuruş bir Okay. Yani Keşke başkası vursaydı o topa. Sen ne işin var orada? E, ee, Yansen hücum hattına biraz hareketlilik getirdi. Wilson dökülüyor ama e, Wilson'ın süratliği ve süratliliği ve bitiriciliği belki işimize yarar diye düşünüyorum. sen çok zayıf bir vuruş. Yani yürekli oynayın biraz ya. Evet Pasalic iyi gidiyorsunuz böyle güzel güzel. Kardeş kardeş paslaşa paslaşa çıkın. Kanat boş zamanda kanata dönseniz hiç bu kadar zorlanmayacaksınız. Ya şu sol kanada yani sonunda gördüğünüzde çok geç oldu. pasaliç. Oo! Nübel. Son anda parmakların ucuyla dokundu ama ee, offside varmış. Orada şu pasif offside olayı bizi çok sıkıntıya sokuyor. Haydi Carvalho senin yeteneklerine inanıyorum. Pasalic, Carvalho, Amartey. At sağ kanada. Oh, sonunda birisi beni duydu. Gilberto güzel orta. Yan sen. Oğlum adam nasıl bir kaleci ya. Kaleye kedi koymuşlar. Ne koymuşlar? Pasalic, Amartey. Tekrar Pasalic. Zor bir toptu. Amartey. Gilberto, Carvalho. Çok güzel gönderdim. Mendi bekletmeden orta. <laughs> e, valla Mendi iyi oynuyorsun ama Charlie Taylor alacağım yerine tek bir sebebi var. Tek bir sebep e, orta kalitesi biraz daha iyi diye. Başka hiçbir sebebi yok. Seninle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Yanlış anlama beni sakın. Carvalho dışarı Amarte. Tekrar Carvalho. Uf <laughs> neler kaçıyor neler. Yansen lan be Yiğit müdahale hamle diyelim müdahale de olabilir. Şansı vermedi. Ee, i̇yi oynadık. Sıkı oynadık. Rakibi de bunaltacak şekilde bir baskı yarattık. Ee, gol pozisyonlarımız da var. Kalecinin tabi bu maçlarda bir adım öne çıkan kaleciler Adana Spor zaten hiç üstümüze gelmemiş. Üstümüze gelmek için de bir oyun sergilememiş olabilir. Bir tane mutlak gol pozisyonu, bir tane gol pozisyonumuz var. İsabetli orta, 12 isabetli ortamız var. 21 şut çekmişiz, 6'sı kaleye bulmuş. Bunların tabi şutlarda kesilen şutlar da çok fazla var. <laughs> Jovic ve James Wilson gol pozisyonu hiç yok. Zaten bu ikisini çok rahat e, rakip stoperleri durdurdu sanırım. E, orta sahada Charles Alana'nın yokluğu mu desek ne desek bilmiyorum. Ama e, güzel bir maç da aslında. Kötü bir maç değil kötü oynamadık. Gücünü gösteremedi diyor ama bence e, gücümüzü göstereceğiz. Bu arada James Wilson hala siftah yapamadı. Dediğim şey buydu işte. E, gol atamayan santraforlara hemen böyle bir baskı, medya baskısı geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bu Red Bull maçını da yapıp bu bölümün sonunu getirelim. Aslında e, bu 5. maç olacak galiba. Normalde 4 maç 4 maç ilerliyorduk ama Red Bull maçını yapalım. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de bir maç yapmış olalım. Böylelikle yolumuza devam ederiz. Ha, midem bulandı. Gene Kayseri Spor'la oynayacağız. Arkada bu nedir ya? Kayseri Spor'la oynuyoruz sürekli böyle bir döngü var kısır döngü Grubumuzda da doğru. Porto Barcelona ile oynayacak ee, biz umarım 3 puanla başlarız Çünkü Red Bull'dan 2 maçta da 3'er puan alıp toplamda Red Bull'dan 6 puan toplarsak bizim için çok iyi olacak elimiz Çok rahat olur Yani en azından UEFA garanti olur cebimizde gerçi biz bu hesapları yaparken biliyorsunuz partizana yenilmişti. iki maçta da yenilmişliğimiz var. Hani birisinde iki penaltıydı galiba, birinde de üç korner mi ne vardı? Yenildik ee, ama sonuçta yenildik işte. Bunlara dikkat etmek lazım yani. Biz yeneceğiz, yeneceğiz diyoruz ama patates oluyoruz. Alexander Weber. Alman forvet oyuncusu. Gol yollarında işimizi halledecek, sıkıntılarımızı çözecek golcüler bulduğumuz zaman daha iyi hale geleceğimizi inanıyorum ben Tim Klos'a atalım yedekler arasına ee, Carvalho çok yorgun Carvalho ile başlayacağız Yansen ee, kalsın Wilson'ın bitiriciliği sürati lazım olacak illaki Gerçi çok süratli futbolculara ihtiyaç olan bir oyun oynamıyoruz ama olsun ee, Böyle başlayalım acaba Mandy Mendy yerine Charlie Taylor olsun. Orta kalitesini düşünerek bunu söylüyorum. Ee, hadi bakalım çocuklar. Sizden 3 puan bekliyorum. Beraberlik de değil. 3 puan. Bak Sivilcem'e böyle dokundum. Bu maçtan önce totem yaptım. Herkes çift santrafor arkadaş. Hiç kim, hiçbir zaman sıkım arkadaş yapmayacakmışız Oliver Burke'ye. Niye? Çok mu süratli? Evet çok süratliymiş. Bu arada topsuz alanı kaç Burke'nin ona bakmadık. 12. Evet ev sahibi ekibin vuruşuyla maç başladı. Ne yapıyorsun Dayot? Upa Mesano, Upa Mekano mudur, Upa Mesano mudur? Tuhaf tuhaf da isimler var şöyle. Carvalho, Gilberto. Sakin çocuğum. Sakin evladım. Yani orada o topu kaptırma, kaptırma. Niye zorluyorsun ki o kadar? Niye zorluyorsun? Şu yani yakaladıkları pozisyona bak ya ya bu basit oynayı bir şekilde çözmemiz lazım yani. Mehmedi, Werner. Hop 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 lan lan. Buruma, Mehmedi vallahi paramparça yapıyorlar bizi. Bunlar e, baya baya üstümüze geliyorlar. Buruma Buruma mı kullanıyor kornerleri? Bu mu da? Hadi Wilson lan yürüsen oğlum ya aman. Sağından atıp solundan geçeceksin bu kadar ya. Gerçi söyleme kolay sağından atıp soldan geçmek ama Carvalho Okay tekrar Carvalho'ya gönderdi. İçeri çeviremedi Burke. Asal iç tek toplar. İyi geldik. Hadi yani şu kanat Abi çok iyi vurduk da. Trap da iyi kaleci ya. Wilson iyi bir pas bıraktı. Stark. Stark gillerden. Trap. Denme. Burki. Çok sağlam kadrosu var. Gerçi biz iki maçta da bunu yeneceğiz dedik ama belki de Red Bull'u yenemeyiz. Porto'yu yeneriz iki maçta. Keita. Bas 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 bas. Dön geri dön geri Gilberto sakın sakın ya. Ah be abicim be. Bir de bizim adama çarptı daha da rahat adamın önüne geçti ya. <laughs> Gilberto'nun orada daha geride kalması lazımdı işte. Öne o kadar gitmeyecekti Wilson Lang in çizgi o 20 27 28 koşuyorsun. Amartey of harika bir top. Niçin atamıyoruz biz bu golleri? Çok net bir pozisyondu bu ya. Tete, Werner, Zoe, Avut'a çıkan topu delikanlı gibi korner olsun diye mücadele etti. Yiğitan sakin oyna oğlum. Sakin oyna gladyatör. Flatenhardt. Stark, Burke. Aman aman açmayın açmayın. Sakin. Allah Allah İlk yarı bitmek üzere rakip e, üstünlüğünü kabul ettirdi ve bu üstünlükle oynuyor e, James Wilson, Luka Jovic değişikliği yapacağım biraz hücum hattına sabretmek lazım. Gerçekten e, birbirlerine oynamaya alışması lazım. Stoper attı gibi onları da değiştirmeden ısrarla onlarla başlamak lazım. İlla ki birbirlerine alışacaklar ve daha randımanlı olmaya başlayacaklardır Şuradan biraz takıma diyelim ki daha azimle oynayın. Çocuklar Carvalho, Gilberto, Jansen, Trap. Aynı köşelerden çıkardım be. Sürekli köşeden top çıkartıyorsun. Psikopat kaleci. Carvalho, Luka, Carvalho, Okay. Şapkadan tavşan, tavşan çıkarmanı beklemiyorum. Pasalic sakin oyna yeter bak. Bak Ah be Aksel'cim sen olmasan yürüyüp gitmişlerdi. Tete denme. Ulan orada bir top kapıp kontraya çıksak. Ne güzel olur Luka. Beni duydu. Yansen ama hemen geri döndü. Psikopat herifler ya. Pasalic Carvalho. Yansen uzaklardan. Nereye vuruyorsun oğlum sen? Manyak mısın sen? Niye bu kadar şut çekiyorsun ya? Bir de daha az şut çeki seçmişiz yani. Luka çok güzel ortaladı. Pasaliç hadi lan. sakin aferin ocağım okay sakin yansen carvalho şimdi biraz risk alacağız ee, artık bek oyuncuları daha da hücuma çıksın beklemesinler yani orta sahayı çok güzel ya 3 tane böyle kaleyi cepheden gören pozisyon 4 hatta vuruş var ee, ve şey yok yani Taylor. Hepsinde kaleci kurtardı. Ya köşelere giden topları nasıl çıkardı ya? Çatır çutur çıkardı ya. Hadi Mevlüt'ü de atalım. Değişiklikler hep hücum oyuncuları yalnız. Kaleci de 6-20 ile oynuyor. 7 golde büyük hatası var herhalde. Carvalho. Yansen. Lan içeri çevir Yansen. Gilberto. Carvalho. Ne güzel paslaşmalar bunlar. Bu pasın sonunda bir gol olsun be. Gilberto gol. Gol içme doğdu. İçme doğdu. İçme doğdu. <laughs> Uf. Ulan direkten döndü top ya. Carvalho, Okay, bir pas daha. Ulan dön vur be. Çok geç kaldı be. Cık. Dediğim noktalardan serbest vuruşlar kazanıyoruz da e, çok bir şey beklemiyorum Alana'nın yokluğunda serbest vuruşlardan açıkçası <laughs> Vallahi son değişiklik Taylor yerine Benjamin Mendy'yi oynatacağım. Charlie Taylor orta kalitesinden dolayı oynatmayı tercih etmiştim biliyorsunuz. Evet. Çok güzel orta. Of be. Harikasın Mevlüt. Yalnız orta kalitesi yüzünden e, Charlie Taylor aldık. <laughs> Ortayı yapan Mendy oldu. Luka hadi hadi. Büyü bozuldu. İkinci golde gelir. İkinci golde gelir. Trap son anda. Kadıköy yıkılıyor. 50 bin kişi Fener gol 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 diye bağırıyor. Bu tezahürattan sonra Red Bull ikinci gol atacak. Abicim lan kap lan, lan lan vur 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 uçan tekme her şey. Ah be abicim be şu sizin serbest vuruşlarınıza başlayacağım ama Carvalho, luka ah be Yiğitan içeri çevir. O kadar yazdı. Abicim sen ne pislik bir kaleci çıktın be. Kim oğlum bu trap? Trap yalnız bir P olsa kapan yani. Harbiden kapan. Kapıyor her şeyi. Of. 87. 88. dakika e, Vallahi iyi gidiyoruz zaten iyi oynuyoruz zaten hani pozisyon bulamasak da diyeceğim bir şey değiştirelim öyle bir şey de yok pozisyon da buluyoruz direkten dönüyor kaleci kurtarıyor onun götüne çarpıyor bunun başına çarpıyor bir şekilde top gol olmuyor Forsberg aldık o top bizde Keita Demme oğlum uçan tekmeyi atsanıza şu adama ya şu adama birisi uçan tekme atabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> kendi evimizde bir puanı zor kurtardık mı diyelim. Red Bull mu bir puanı zor aldı diyelim. Ne diyelim bilemiyorum. yani iyi oynadık. Rakibin bir tane gol pozisyonu var. ikişer tane mutlak gol pozisyonu var. Bir tane direkten dönen topumuz var. 15 şut çekmiş. 8'i kaleyi bulmuş. Rakip 5 şut çekmiş. ikisi kaleyi bulmuş. Kalecileri harika oynadı. Tek kelimeyle harikaydı. gerçekten 6 tane kurtarışı var. Trap'ın ki ya çok etkili kurtarışlar. ya Zaten... Şu görüyorsunuz nereden topları şey hangi pozisyonlarda topları kurtardı. Şöyle şu en geride olan var ya yani bu çok şeydi. Ne derler? Hani ben gol dedim artık yani o derecedeydi. Bayağı iç, içerideydi yani çünkü içeriden çıkardı neredeyse. Charlie Taylor %100 top kapma oranı var. Vallahi iyi ki şey almışız. Mendy'i aldık. Girer girmez asist yaptı. Neyse bir puanla başladık. Kötü değil ezilmedik. iyi oynadık. Zaten kötü oynamıyoruz. E, şu an dediğim gibi tek eksiğim hücum oyuncularının bu varyasyona ve takımın geri da bu varyasyona alışması. Taktikle alakalı e, sıkıntımız var. Şuradan antrenmanlarda taktiğe çalıştıracağız. Şöyle lig kupa görünümüne geçelim. Ne yapmışız? 2 galibiyet 1 beraberlik 7 puanımız var. Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladık. E, Zazirat Türkiye Kupası Aralık'ta başlayacak. Süper Kupayı da Kayseri Sporu yenerek aldık yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın ee, düşüncelerinizi yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın